Evet kıymetli dostlarımız, İsmail Peynirci ile Yöre Ezgileri Türkü programının çekimleri için Muğla Fethiye'mizin Kargı Mahallesi'ne geldik. Kargı Mahallesi deyince de Enver Yalçın akla gelir. Enver Yalçın'ın Yörük Müzesi akla gelir. Biz de buraya geldik. Enver Yalçın abimiz somut olan halk kültürünün burada sergisini yapıyor. Büyük bir Yörük Müzesi var. Bu müzeyi bizim bu bölgemize kazandırmış, gelecek kuşaklara da önemli bir katkı sağladığını kendi söylüyor. Biraz önce sohbet etmiştik abi. Önce biz seni şöyle kısaca tanıyalım. Ondan sonra bu muazzam, çok otantik bir müze var. Bu müze hakkında seninle şöyle ufak bir söyleyiş yapalım. Bizi izleyen dostlarımız da sizi ve müzeyi tanısınlar. Şöyle ne söylemek istersiniz? Evet, ben şimdi önce Beş Kazanın Sesi ve Karaçopa Gönüller Derneği olarak sizlere teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm, ülkemizin, cumhuriyetimizin kurulduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en güzel, en çok su çıkan kazası Fethiye'nin en yeşil köyüne yerleştiren, yaşamamıza sebep olan dedelerimize teşekkür ederek bu vatanda biz de bir şeyler yapalım, gelecek kuşaklara bir şeyler bırakalım diye bir müze kurduk. Çünkü gençlik artık geçmişini unuttu. Yüce Atatürk ne diyor? Geçmişini bilmeyen milletlerin coğrafyası başkaları çizer diyor. Evet. Biz de günümüz gençliği, geçmiş teknolojiyle dedesinin, babasının, nenesinin hangi şartlarda yaşadığını, çektikleri sıkıntıları, hangi aletlerle kendilerini okuduk büyüttüğünü görsünler. Günümüz teknolojisiyle kıyaslasınlar. Ona göre güzel bir yol. Daha başarılı olsunlar, çalışsınlar, ülkemizi dünyada birçok gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarsınlar diye geçmiş alet edevatlarla günümüz yeni alet ve edevatlarını kıyaslayarak daha başarılı olsunlar diye burada güzel bir müze kurduk. Yaklaşık 3000 parça eserle ülkemiz insanına hiçbir ücret almadan bu eserleri gezdirip, gösterip efendim tanıtıyoruz. Bunun yanında da bu bölgede ekolojik tarım yaparak ülkemiz insanına daha ekolojik, daha hastalıksız, sağlıklı ürünler yedirerek Türk toplumuna da faydalı olmaya çalışan Enver Yalçın isimli bir Atatürk milliyetçisi, Türk insanı olarak yaşamaya devam ediyoruz efendim. Çekirgenin kanadı nedir kızın inadı? Kör olası çekirge arpa buğday bulmadı. Kör olası çekirge arpa buğday bulmadı. Arpa buğday darması, nereden gelir halası? Bizi buradan götürür sarı kızın duası. Beni verem öldürür de sarı kızın duası. Beşatar'da tabancamın şeridi aman, şeridi aman. Yağ almadı yüreğim de eridi, eridi, eridi aman aman. Hadi yarim hoppala, vermem seni topala, topal seni götürü. Sağdan da aşırı, hadi yarim hoppala, vermem seni topala, topal seni götürü, sağdan da aşırı.
gecede başımda harman gece olur aman. Gece olur aman. Çirkinlerin koynunda sabahları gece olur aman aman. Hadi yarim hopala, vermem seni topala. Topal seni götürür, kazanda aşırır. Hadi yarim hopala, vermem seni topala. Topal seni götürür, kazanda aşırır. Boynu boncuklu abi çocuklu size ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi bölgemizde birçok iş adamları var, efendim söyleyeyim. İş yerleri var, tatil köyleri var. İnan yani bir dağda gariban yörük vatandaşı olarak sizin kadar ülkemizin reklamını yapamıyorlar. İşte bu kurmuş olduğumuz Beş Kazanın Sesi efendim sayfasıyla ve İsmail Peynirci olarak Karaçufa Yörükler Derneği efendim söyleyeyim. Ben efendim başkanım. Sağcısı, sepsicisi. Hepsi var, yok sanatçısı yok. Sanatçısı olarak yani hem ses hem saz sizlerle gurur duyuyorum. Topluma elimizden geldiğince faydalı olmak için uğraşıyoruz. Bu her işler bize yapabileceği bir iş var. Maddi bir geliri olmayan bir işle uğraşıyoruz. Daha giderimiz var ama biz kültürümüzü çok seviyoruz. Biz örf adetlerimizi çok seviyoruz. Biz geçmişle gelecek açısında o bağı yakalayıp gelecek nesillere aktarmayı çok seviyoruz. Her biz şeyden. Çünkü ülkemizi, vatanımızı, evet. Milletimizi, bayrağımızı, dilimizi seviyoruz değerli dostlar. Şimdi bir de iz bırakanlar diye bir insan vardır. Şimdi bakın bu güllük ağaçların yaprakları hep dökülmüş, yerler gazal değil mi? Evet. Ama hurma ağacının yaprağı dökülmüyor. Öyle evet. Değil mi? Evet. Palmiyenin yaprağı dökülmüyor mesela. Evet. Dolayısıyla öldükten sonra da iz bırakmak lazım. Evet. Uzun süre anılmak lazım. Bu senin çektiğin programları bundan 50 sene, 100 sene, 200 sene sonra gençler böyle bir adam yaşamışlar. Nasıl günümüzde mesela Evliya Çelebi'yi anlatıyorsa insanlar, Nasreddin Hoca'yı anlatıyorlarsa, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, bir sürü insanların söyledikleri sözü, gezginlerin yaptığı gezginlikle yani ülkemizi tanıttıkları gibi, siz de bir zamanlar gezgin olarak gençlerin ibretle izleyeceği, diyeceği bir... Atalarımız ne zorluklar çekmiş diyebileceği, veya ülkemizin eski hali şu işte, yeni hali bu iş diyebilince güzel programlar yapıyorsun. Dolayısıyla Haluk bilmezse Maluk bilir. Evet. Ben sizlere başarılarınızın devamını diliyorum. Tebrik ediyorum. Bu çalışmalarınızda devamlılık temenni ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun.
Sağ ol Enver abi. Allah razı olsun. Bizler için çok değerlisiniz değerli evet. dostlar. Şimdi neden buraya geldik? Onu da küçük bir aktarayım. Nedenini birçok kez söyledik de şimdi yine kendine örnek vereceğim. Babacığım öldü. Babam ölmeden evvel bir kıl dokuma bir malzeme torbası vardı. Toracıya diye evet. yani öyle derdi kendi. İçinde eyesi, dörpüsü, ondan sonra gezi, delgici, aşı bıçağı hepsi olurdu. Babam öldü. Babamla malzeme torbası da gitti, içindenler de gitti. Kaşık düzeceği vardı. 3-5 parçayı toparlayabildim ama ben de çocuğuydum. İşte mal sahibiyle ölür. Mal sahibiyle öldü. Öldüğü bir ahırın içinde öfendi. Evet. Her ya şey kaldı. Hepsi benim aklıma erinceye kadar çürüdü. Burada küçük bir anekdotu da i̇şte insanlara çürüdü. Duyuralım. Ha, onu demeye çalışıyorum. Şimdi baba arkanın yaslandığın dağdır. İşte. Ana da içinde gezindiğin meyve bahçesi bağdır. Ölmeden önce herkes annelerin, babaların kıymatını bilsinler. Çünkü öldükten sonra İsmail'in torbası gibi herkes bu bacığımın torbası diyeceğin babanın sağlığında babanın torbasına sahip çık. Kendine İyesi de kütendiyse bir iyi alıver. Baban iyi alıyorsa sen tut elin ana sen yapıver. Atalar geçtikten sonra insanlar başlıyor paylaşmaya. Babam öleli 2 sene olduğunda, babam öleli 3 sene olduğunda kimse babasına baban bekarsa evlendiren demez. Niye? evlenir ise yeri yurdu yeni gelen garı yevrilir. Ola 40'ı çıkmadan adamlar. Anasını evlendirmeyen lan bu yaşta utanmayın sen. İnsan anasını evlendirir mi? Yaşta evlenir mi diye. 40'ı çıkmadan mal öyle şey yazıyor. Ha, öyle dediğin gibi bu da var. Dolayısıyla... Şimdi o konuyu nereye getireceğim? Dedim ya hani ahırda her şey yabana gidiyor. Emir abi öyle bir değerli adam ki. Malzemelerin birçoğu yabana gitmeden, ahırlarda çürümeden çıkmış yollara, köy köy gezmiş, mahalle mahalle gezmiş. Yani bu müzeyi oluşturmuş. Bu müzeyi oluşturmak bir bedel ödemek demek. Bu bedeli ödemeyen kimse anlamaz. Bizim burada gördüğümüz kadar basit değil bu müzeyi oluşturmak. Onun için ben Enver Yalçın abime sonsuz teşekkür ediyorum. Enver Yalçın gibi, İsmail Uzunoğlu gibi bu kültürün, bu bizim milli değerlerimize sahip çıkan iki benim gözümde lider insan olmasaydı biz dağcına çok olardı elin ahırlarında malzeme racıyadık. Abiniz olarak her zaman lojistik desteğimle arkanızdayım. Maddi manevi yani gece gündüz bir yere gidecek olduğu zaman götürürüz getiririz. Önemli olan ülkemizi Türkiye'deki ve dünyadaki yaşayan birçok insanın görüp ülkemize göğüs kazandırmak önemli. Üstüne düşen her şeyi yapacağız. Değerli dostlar şimdi buradan sonraki yolculuğumuz yine Karga mahallemizde değerli bir amcamız var, değerli bir insanımız var. Yörük yine kendisi. Müzikle doğmuş, atasından gelen çalgıyı çalan bir abimiz var. Şencay Çam diye. Onu ziyaret edeceğiz. Onun ezgilerini dinleteceğiz size inşallah. Gönlünden geçenleri sizlere sunacaklar. Şimdiden biz burada teşekkür ediyoruz bizi izleyen dostlara. Bizi izlemeye devam edin. Bizimle kalın diyoruz. Yeşiller maga kayar karadenize doğru karadenize doğru kız Allah hı seversen kız Allah hı seversen yarın gel bize doğru akşam gel bize doğru harmandan gel harmandan kız kaçalım ormandan sevdanı çeke çeke ben olsam da bu candan yarım geliyor atla yarım geliyor atla.
atlı atını, neyleyim atını, neyleyim yarim şekerden baldan tatlı, yarim şekerden baldan tatlı, harmandan gel harmandan tevanı çeke çeke ben olsadım bu candan. Merhabayla geldik biz, merhabayla gideriz. Merhabayla geldik biz, merhabayla gideriz. Eğer bizden memnun kalırsanız biz yine yine geliriz. Merhaba dostlar, merhaba, hepinize verilen merhaba. Merhaba kardeş, merhaba, hepinize verilen merhaba. Merhabanın sonunda merhabacık ekilir. Merhabanın sonunda merhabacık ekilir. Bizim arz eden dostlar arar arar davulur. Merhaba kardeş merhaba, hepinize birden merhaba. Merhaba dostlar merhaba, hepinize birden. Merhabanın sonunda merhabacık ekilir. Merhabanın sonunda merhabacık ekilir. Bizim arz eden dostlar arar arar davulur. Merhaba kardeş merhaba, hepinize birden merhaba. Karga mahallesindeyiz. Şencay Çam abimizin misafiri olduk bugün. Sağ olsunlar bizleri ağırladılar. Türkülü sohbet edeceğiz. Sizlerin nezdinde güzel bir şeyler yapabilmek için, sizlere aktarabilmek için elimizden geldiğince bugün bu programı yapacağız inşallah. Teşekkür ederim İsmail. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Allah razı olsun. Nasılsın iyice mi? Teşekkür ederim abi. Sizler nasılsınız? Şükür idare ediyoruz. Bayağıdır görüşemedik ya. Vallahi görüşemedik İsmail. Gönül dostuna küsermiş. Ben de acık size küstüm yani. Ulan hindi ne demek çünkü, ya? Bak, çünkü neden? Pandemi mandemi var ama. Biliyor musun? Şimdi zaten biz gönül dostlarıyla her zaman gönlümüz bir olduğu için. Ya pandemi de olsa da illahi bir gönül kırgınlığı. Olacak. Oluyor. Bu hep i̇nşallah, var. İnşallah bu kara günler biter. İnşallah. Bu kara günler bittiğinde aynı sıkı sıkı kucaklaşmamız, sarılmamız birbirimize. Şimdi aynen öyle. Şence abi gönül birliği olduğu sürece mesafeler hiç önemli değil. Gönül birliği bizde var. Var ki bugün geldik. Sen bizi ağırladın. Sağ olasın. Sağ ol. İsmet amca. Buyur. Öndüğün gene seninle bir başka yerdeydik. Geldik. Evet. Sen ne diyorsun bu işe? Şence abi dedi ki gönül dedi. Sevdiğine küser dedi. Şimdi tabii. Ama... Az biz kabahatlı mıyız? Değiliz ama. Korona var. Koronadan kabahatlı. O zaman bize kabahat bulmayacaksın. Koronaya kabahat bulacaksın. Kabahat koronaya. Şimdi İsmail'im. O zaman ben bu söz üzerine bir türkü söyleyeceğim. Abi türküyü alalım o zaman. Ne söyleyeceksin bize? Küskündüm barışamam, ayrıldım kavuşamam. Evet. O zaman bizi affedecek mi? O zaman sizi affediyorum. Tamam, tamam değerli dostlar. Şence amcamızdan. Karga Mahallesi'ne size sesleniyor. Yüksek bir hatim noktadayız. Türkülerle sizlerle izler dostlar. Şencay Çam. Teşekkür ederim. Bu türküm şu arkadaşlarıma da hediyem olsun. Sağ ol. Sağ ol.
sağ ol. Küskündüm barışamam, ayrıldım kavuşamam. Küskündüm barışamam, ayrıldım kavuşamam. Göz açtım seni gördüm, yar diye konuşamam. Dert sende çare bende, dert sende çare bende, eğlenmez yâre sende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışım dere kenarında. Dert sende çare bende, eğlenmez yâre sende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışım dere kenarında. Eşim garip, ben garip, eşim yoldaşım garip. Eşim garip, ben garip, eşim yoldaşım garip. Öldüğüme kam yemem, mezarda taşım garip. Dersen de çare bende, öldüğüme kam yemem, mezarda taşım garip. Dersen de çare bende, dersen de çare bende, eğlenmez yâre bende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışım dere kenarında. Eyvallah. Değerli dostlar, aşk insana ne türküler yaktırıyor, ne sözler söyletiyor. Dert sende çare bende diyor. Gel diyor, gel. Mevlana gibi ne olursun ol gel diyor. Derdine derman benim diyor. Doğru mu Şenci amca? Doğru, doğru. Onun için doğru. Türküler işte. Yani bu türküyü ilk defa duydum. Kim söyler, kim yazmıştır? Bir bilgin var mı? Şimdi üstadım, bu türkü benim çok eski dedelerimden kalma. Hı. Dedelerimden kalma. Dedelerim benim bu curalar. Şimdi biz bollara birden gelmedik. Göbek gibi yerden çıkıp gelmedik. İşte. Nesilden nesile, nesilden nesile dedelerimi çalıp söylerken, dedelerimi çalıp söylediğinden ileri kalan. Ben eski türküleri çok severim, çok iyi bilirim. Eski türkülerle de benim bir şeyim vardır, bir bağım vardır. Anlamsız türküyü zaten çalmam. Sazın, söylediğin sözün bir anlamı olmalı. Olmalı ki insanların yüreğine, gönlüne. Evet. Yani girsin. Girsin ki kalıcı olsun. Nesiller boyu bu türküler sözsün. Zaten her programı biz bunu dile getiriyoruz. Hani bir türkünün bir gerçekten acı bir hikayesi yoksa o türkü çok kalıcı olmuyor. Evet. Tarihin tozlu sayfalarını yok olup gidiyor ama Ümmü Kız gibi, Deniz'in Dibinde Haccem gibi, bu türküler gibi türküler, destanlaşmış türkülerimiz nesilden nesile, yani
daha nice insanları ağlatacak, nice insanları güldürecek, nice sevdalıları sevdalandıracak değerli dostlar. Türklerimizin kıymetini bilelim, Türklerimizi sevelim ve olduğu şekil elimizden geldiğince çok sağa sola da Türk'ü kurcalamadan gelecek kuşaklara aktarmaya çalışalım. Yani hepimizin zaafı vardır, hatası vardır ama en azından toparlayabilmek çok önemli. Şimdi sana soracaklarım var. Buyursun. İsmet amca sen de öyle dinleyip otursun ya. Evet tabii canım herhalde ya. Ama bazı lafa sen de gel. Ya sen ona soruyorsun ya. Ben de dinlemek. Dur. Sana soracağım da. Hep gelmiş geçmiş programlarda musavirlerimizi soruyoruz. Evet. Hiç aşık oldun mu? Gençlikte olunmam arkadaş canım. Şimdi yani. Çok derine girmeden anlattıracağım. İnsan aşık olduğunda göze neler alabilir, neler yapar? Sen aşık olduğunda ne yaptın? Şimdi aşık oldun da aldın mı, alamadın mı, ne hallettin? Ya da çocukluk aşkıdır, alamamışsındır ayrı mesele ama. Ya, nasıl bir aşk yaşadın? Şimdi kendiler telefondan yaşıyor da. Ondan diyorum yani. Sen nasıl bir aşk yaşadın? Ya, İzleyen dostlarımıza bir tarif edin. Bizim zamanımızda arkadaş. Telefon yok. Radyo yok. Televizyon zaten yok. Bizim zamanımızda ayna işi var. Ayna ne canım? Evet. Cep aynası vardır ufak küçük. Küçük cep aynasında şimdi sevdiğin kıza onda da vardır ayna, sende de vardır. Yanılsan? Yanılsan mesela karşıdan karşıya ayna tutarsın. Hani aynayı tuttun muydu parola odur. Ora gelir mi? Ora gelecek tabii. Ya da sen gideceksin. Ya sen de geçeceksin, o da beri gelecek. Şimdi orta noktayı bulacak. Evde buluşuyorsan. Bir belleğin var. Tabii canım herhalde. Elin görmeyecek. Herhalde. Şimdi bir belleğin olur. Aynayı tuttun muydu? O da sana şafkıttı mıydı? Ha, iş olacak demektir. Bu kaydağında mı oldu? Ya bu kaydağında olur. Yaylada, kel dağısında olur. Malmağarında olur. Malmağarında olur. Merceğiçisinde olur. Her hangi bir yerinde olur. Ondan sonra aracım... Bizim zamanımızda buluşma öyleydi. Biri görüvecekti ya. Zaten görüse keser. Şimdi görüvecekti. Tabii canım. Şimdi mesela. Şimdi de aynı değil mi? Nacap mektuplaşırdın? Mektup işi mi var lan o zaman? Ya haberlaşıyorsun hani? Haberlaşma işte ayna. Başka yok. Başka yok. Burada kağıdı kalemi nerede buluyorsun? Çor çocuğu olabilir. Çor çocuğu nerede buluyor zaten o zaman? Kime verdirecek? Anladım. Ona bak. Kağıdı bulsan kalemi bulmayayım. Kalemi bulsan kağıdı bulmayayım. En şey ayna. Güzel değil mi o zaman kaşıklar? O zaman kızlar öyle tabii canım. Unutmadın. Unutulur mu canım? Değerli dostlar kim sevdiğin unutur? Kim ilk aşkın unutur değil mi? Ölünce kadar. Bizi ilgili toprağa girecek. Tabii canım o öyle. Şimdi Şence amca. Buyur amcam. Bu güzel muhabbetin üstüne senden şöyle bir yine bir türkü alacağız. Aşk sevda türküsü. Onu tamam. Da İsmet amcama soralım. Senin için ne çalsın Şence amcam? Çalsın bir. Ya öyle güzel bir türkü. Güzel bir türkü çalacağım. Şimdi tabii İsmet abimin adına sevdiğim kız gelin olmuş. Benim değil elin olmuş. Tamam. Benim için giderken Beyaz Al içinde ağlıyormuş diyeceğim. Tamam. Bu da bir eski türkümüz. İsmet abimin ve bu hediyem olsun. Tamam. Eyvallah. Hele kamerayı dinledim. Giderken benim için ağlıyormuş. Varol varol. Beyaz al içinde giderken sevdiğin için ağlıyormuş.
gitti yârim, gelmez geri. Bu sevdan öldürür beni. Gitti yârim, gelmez geri. Bu sevdan öldürür beni. Murad alıp gülmesinler, yardan ayırırlar beni. Ömür hayatında gülmesinler, yardan ayırırlar beni. Yazımız kara yazılmış, yazımız kara yazılmış. Allah yazımız karaymış. Gelmez olaydım dünyaya, kaderden ayrılık varmış. Gelmez olaydım dünyaya, sevip de ayrılmak varmış. Gitti yârim, gelmez geri. Bu sevdan öldürür beni. Muradına ermesinler, yardan ayırırlar beni. Var ol, var ol. Hep beraber kardeşim. Vallahi Şence abi, ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Sağ ol. İsmet amcam da gönüllemiş olduk. Evet, şimdi evet. Şence amca, ne iş yapıyorsun? Neyden emeklisin? Neyle şuurlanıyorsun? Şimdi İsmail'im, ben Fethi Orman İşletmesi'nden emekliyim. Evet. Önce amirime, memuruma teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şöyle, hata yapmayan kul olmaz. Bizi bu vesileye ulaştıran amirimden, memurumdan, çavuşumdan, ekip arkadaşlarımdan teşekkür ederim. Devlet sektöründen emekli oldum. Şimdi İsmail'im, ben devlet sektöründen emekli olmasaydım, benim gibi bir köylü çocuğu, geçimini sağlardı ama şu huzuru, şu düzeni bulabilir miydik? Evet, evet. Ya sonuçta gururlu bu düzen, durumun iyi oldu muydu? Yaşamın iyi olur, yaşamın iyi olmuydu? Sosyal eşinle, dostunla, sosyal hayatın da iyi olur. Her şey etkileyir. İsmail'im, ben şunu söylüyorum. Emekli kardeşlerimize şunu söylüyorum. Bir emeklilik demek 10 çocuktan iyidir. Doğru. Çünkü neden dersen, aybaşı hemen geliveriyor. Varıyorsun oradan alıyor. Şimdi çocuğuna, oğlum bana 100 lira para ver desen, çocuk kendini idare edemiyor ki. Sana nasıl idare etsin? Durum kötü. Yani durum şöyle kötü. Giderimiz çok. Evet. Evvel mesela zeytinle, peynirle öğün savuyorduk. Şimdi mesela zoramızda bal olsun istiyor. Evet. Kendin balcılık yapıyor mu? Yapma. Balın kilosu kaç para? 50 lira. Mesela. Ya bunu çoğaltabilirsin. Tamam. Çok önemli değil ama gider çok olduğundan dolayı bizim de işlerimiz, arzumuz çok. Yani ondan yani sıkıntıya düşüyoruz. Yoksa bir şeyin yok olduğundan değil. Her şey var. Ama para oldu mu hepsi oluyor. Yoksa her şeyi de üreteceğin dersen bu sefer ötek işlerden kalıyorsun. Evet. Evet. Yani velhasıl daha çok çalışmamız gerekiyordu. Yani şimdi konuyu çok dağıtma yani. Doğru İsmail, yani. Doğru. Şimdi saz da yapıyorsun, ciro yapıyorsun. Ben bunları da biliyorum. Evet. Ormancı olduğunu da biliyorsun. Dedim şimdi değerli dostlar. Dedim ki Şence amcama, ula nereye gideceğiz çekime, nerede çekelim dedim. Dağ'a dedi. Oradan da ormancı değil mi dedim. Bizi dağ'a götüreceksin. Canım şimdi ormancı iliyorsan dağ'a gidersin.
Berdoş'una gitsen Gazino'ya gidersin. Şimdi doğruyu doğru değil mi? Evet evet doğru doğru söyleyelim. İyi dedik, tertemiz hava, mis gibi oksijenin içinde evet. Güzel bir program yaptığımıza inanıyoruz. Arkamızda, şimdi böyle bir dönelim bakalım. Dönelim. Kameralar da bizi alıyor değil mi? Fethiye'miz. Evet. Şurada görmediğimiz yanıkları göremez değil mi? Yanıkları göremez. Şu anda Fethiye, ben seni çiftlik, karga. Oradan gidelim, bak karşıda garaj şey var. Günlük başı var. Günlük başından sonra ta ileride bak şeyler el var. Direkt var. Karaçolu var. Esenköy var. Göben var. Küçük evet, Göben var. Evet. Buradan gözüküyor bak hepsi. Daha ileride İsteronu var. Bak, yani sisli olduğu için bak ufacık daha iyi görüküyor bak buradan. İyi. Yani değerli dostlar öyle bir hakim noktadayız ki cennet fethiyemiz ayaklarımızın altında derken yani biz yüksekte olduğumuz için diyoruz. Yoksa yanlış anlaşılmasın ha. Evet, evet. Cennet Fethiye'mize kuş bakışı buradan bakabiliyoruz. Evet. Öyle bir noktaya getirdi ormancı abimiz bizi. Sağ olsun, var olsun. Şimdi ormancılık hayatı bir noktaya kadar. Ormancılığa kadar daha öncesinde malcılık, çobancılık yaptınız değil mi? İsmail ben... Yaptınız mı diye sorma. Yaptım. Şimdi şöyle bir şey. Biz yörük çocuğuyuz. Evet. Kimse aslını inkar etmesin. Benim babamın soyu Erzurum Dadaşlar'dan gelme. Annemin soyu Kumluca yörüklerinden. Antalya Kumluca değerli dostlar. Antalya Kumluca'dan. Evet. Bak, ve annemin orada dayıları var. Gittik tanıştık. Ve bunu dayılarımla beraber konuştuk. Şey yaptık. Bu Cura'da benim dedemesle. Deden de çalardı. Dedem de Cura çalardı. Hangi melodileri çalardı? Gaydaları neydi? Dedem... Şimdi neden soruyorum unutma. Bugünkü müziklerimiz belli. 3 aşağı 5 yukarı ama... Eski atalarımız üç telli curalarla, kopuzlarla ne çalmışlar? Hangi gaydaları çalmışlar? Bunu ben hep merak ediyorum. Hani ulaşabildiğimiz var, ulaşamadığımız var. Hani ondan sordum. Şimdi İsmail'im, bizim eski curalarımız şöyle. Bu Teke yöresi üzerine yapılmıştır bu curalarımız. Teke yöresinin türkülerini çalmak için. Yani diyelim ki yaylı yolları gibi... diyelim ki çölmek kırdırı gibi türkülerle bu curalarımızı şey yapan üstadlarımız bunun üzerine başlamış. Şimdi bizim yöremiz Fethiye yöresi genellikle Teke yöresinin türkülerini çalar. Ve şu Teke yöresinin türkülerini çalan da bizim Fethiye'deki Teke yöresinin mutluluğu kadar, neşelisi kadar hiçbir memlekette böyle kıvrak oyun havası düzeni yoktur. Yok. Şimdi bizim değerli dostlar bölgemizde, yani bizim bölgemiz derken Muğla, Aydın, Burdur, Antalya, Isparta, bu yörelerde zeybek, teke zortlatması, ondan sonra acıma yaylı yolları, ondan sonra şeylerimiz var. Sepetçioğlu türkülerimiz Sepetçioğlu var. Var. Dirmilin yani, çalgısı var. Yani çok yani. Birçok oynanan oyun havalarımız var. Yani bizim müzik kültürümüzde bu yörede saydığım yörelerde oyun alanımız çok fazla. Yani zengin bir kültüre sahibiz. Bu kültürümüzü de bir şekilde ayakta tutmamız lazım ki gelecek kuşaklar da özünde yetişsin. Sağlam olsunlar. Şimdi uzun havayı çalıyorum. Evet. Dibinde aslın neslin bizler gibi yürük uzun havayı çalıyor böyle yaylı hasretim. Şimdi hadi dedin yaylıya gidemeyin. Geçsen de geçin yok oyunun yok değil mi? Hadi, gidemez, eşek yok, gidemez. Sığır yok, deve yok, at yok. Yok. Bu özlemi uzun hava çalarak giderebiliyor mu? Gideriyorum. O zaman senden öyle bir uzun hava çalalım bu özlemi bir daha yaşayalım. Böyle bir yaylıya kolayca tamam. Gidelim. Tamam şimdi İsmail'im ben şunu diyeceğim. Yalnız mı düştün Agel'in yayla yoluna? Tamam bakalım. Şöyle... Dönüp de bakmaz mısın şu garibin haline? Şence Çam abim, mahalle bir bölgemizin, Karga mahallemizin sanatçısı. Ondan şöyle bir uzun hava alıyoruz değerli dostlar. Thank you.
düştün de ha gelin of yayla. Sen bakmaz mısın da şu garibin haline, kadersiz geçer geçer de yaylalar o bozulanak yel olur. Yörüklerde geçer geçer de bozulanak kayalar o. Derd olur. Gel güzelim güzelim şu yaylaya bakalım. Gel güzelim güzelim şu yaylaya bakalım. Sen koyun ol ben kuzu derede buluşalım. Sen koyun ol ben kuzu derede buluşalım. Koyun meler gelir, dağları döner gelir. Ak koyun meler gelir, dağları döner gelir. Yalnız gezen kızların aklına neler gelir. Yalnız gezen kızların aklına neler gelir. Şu yaylaya yanaşalım. Gel güzelim güzelim şu yaylaya yanaşalım. Sen koyun ol ben kuzu derede buluşalım. Sen koyun ol ben kuzu derede buluşalım.
Abi. Abi ne var? Ağzını yüreğini soğuk. Son dörtlükte sepsiyle karıştırsak da Türk'ün çok güzel. Ellerin, emeklerin, yüreğin sağlık. Hatamız var, hatamız oluyor. Yapacak bir şey yok. Değer dostlar indi. İsmail'im. Her zaman çalmayız. İsmail'im şöyle. Canım, bu türküler, bu türküler şey. Eski türküler. Şimdi eski türküleri, şimdi bir uzun havanın arkasına ben bu türküyü attım ki yörüklüğümüzü tekrar bir daha ispat ettim. Buyur evet. Kardeşim, söz hakkı sende. Sağ olasın abi. Şenci amcamın özel bir isteği var benden. Dedi ki, İsmail dedi, senden ördeğimize kaz diyorlar türküsünü isterim dedi, isteyen yön dedi. Ne demek, çalmamız bu türkü de hem sene gelsin öyle gönülden söyleyelim. Teşekkür ederim İsmail. Senin bu türküyü çok sevdiğini biliyorum. Ben bu türküyü çok seviyorum. Bu türkünün sözlerinde damarımı dokunan bir yerler olduğu için ben senden bu özel istek olarak istedim bu türkümüzü İsmail. Şimdi bu türküyü çalacağız. Çalacağız. Onda sıkıntı yok. Şimdi şöyle gençliğinde senin için özel olan şöyle güzel bir hikaye değerli dostlarımıza, aşkla, sevda ile ilgili güzel bir hikayen varsa, yaşanmışlığın varsa şöyle kısacık anlatabilir misin? Ben bu türküyü okuyacağım tamam, değil mi? Tamam. İlla ki bu gençlikte olur. Anlatacağım. Bak duro. Değerli dostlar, bir laf vardır. Gençlikte olur puşluk derler. O da geçer gider bir kuşluk. Bizim de genciz değil mi? Sen de genç, gönlün yüreğin genç değil mi? Saçların ağarmış, ağarmış saçların. Yani bir kuşluk gelmiş geçmiş bir hikayen vardır. Ya zaten şimdi İsmail beni kökten yıktın. Benim bu bir kuşluk geçmişim var zaten de bu saçlarım ondan ağırdı. İşte. Onun için şimdi bir de şu var. genç olup da aşık olmayan, aşık olup da sazını dövmeyen kimse yoktur. Aynen abi, doğru deyin. Sevda, aşk insana her şeyi yaptırır. Aynen. Anlatmayacak mı? Ha, şimdi İsmail, ben bir gün bir kıza aşık oldum. Ben açık ve net konuşuyorum. Şimdi bu kızı çok seviyorum. Tabii görücü göndereceğim ama evveli görücü usulü var. Ama şimdi babam bunu ikna etmiyor. Beni ikna etmiyor. Babam ikna edemedim. Dedim ki bir gün, kız çocuğuna dedim ki, ya arkadaş ben seni çok seviyorum. Ama şimdi bir dakika dur dedi. Tamam ben de seni seviyorum dedi. Ama dedi şu var dedi. Bir dakika senin hata yaptığın bir yerler var dedi. Neden dedim? Şimdi dedi sen dedi elinde dedi birkaç tane var dedi. Buna bakmayın. Bak. Birkaç tane elinde var dedi. Beni görüp bir türlü olup öbür tarafa gittiğinde bir türlü oluyorsun sen dedi. Bunu önce dedi, bir dedi bunu düzelteceksin dedi. Tamam dedim, ben onu düzelttik. Sonu ne dedim? Şimdi ben sana şunu söyleyeyim dedi. Başında dastar var. Sırtında elbise var. Kız mı, gelin mi sanıyorsun? Başında şapkası var. Sırtında elbisesi var. Erkek mi sanıyorsun dedi. Değerli dostlar, lafa bak. Şimdi dedi, bizim şu anda günümüz ortamında sen dedi, tamam sen ayrı bir farktasın dedi. Günümüz ortamında insanlar dedi, sözüm benzişten dışarı, kahve erkeği dedi. Şimdi ben buna, ya inan ol ki, ya bu benim kurşundan kötü saplandı bu benim bağrım. Bağrına bağrına vurdu değil mi? Ben bağrıma kurşundan kötü saplandı. Şimdi ve ondan bu bana bir ders oldu. Ve ondan sonra bazı hal ve hareketleri çeki düzen mi verdin diyeyim? Çeki düzen mi verdim? İşte. Of ben bir şey demeyeceğim değerli dostlar. Ben bir şey demeyeceğim. Sana ördeğimize kaz diyorlar türküsün diyen. Şimdi bu türkü yani bu senin başına gelen bizim başımıza gelmesin. Kimsenin başına gelmesin diye. Bu yani. Türküyü de bak bu türküyü de özellikle senden istemem. Bu başımdan geçen bir anlamlı bir söz için ördeğime kaz diyorlar. Kime derdimi anlattıysam bu dert sana az diyorlar. Haydi bakalım. Müzik
kime derdimi söylesem adam, bu dert sana azim olur. Gurbet gurbet gezmiyorlar. Kime derdimi söylesem adam, bu dert sana azim. Gurbet gurbet gezdiyorlar. Çok değerli bir türkü. Ne diyelim? Yazana sözü gerçekten çok güzel bir söz yazmış. Öldüyse ruhu şad olsun, ölmezse kulakları çinlesin. Öyle diyelim. İsmet amca, oraya lakan. Evet. Değerli dostlar, arabaya bindim İsmet amcayı evinden almaya. Ulan bir baktım, bir kötü omuzlamış. Ne omuzlayacak? Koltuğun altına almış, seyredip gelir İsmet amca. Valla ne edeceksin bu kötüyü dedim, ben işim var dedi. Ne işin var bu kötüyle, ben onu söyle. Şimdi? Beni ta dağın başına getirdin bunu. Bordoz kötük yok mu? Kötük var da burada çam var, başka bordoz. Bu kızılcık. He, bu kızılcık. Bu kızılcık arkadaş. Ben kavanın altına mı koyacağım bunu? Hayır. He. Şimdi bu, bak. Bu cura mı? Cura. Bu cura. Bu cura bundan oluyor. Tekne yapacaksın buna, cura yapacaksın. Tamam, tekne tamam. Yapacağız. Kızılcıktan. Şimdi, kızılcıktan. Bu kızılcık. Karardıç. Heh. Bak cura
Kara adıcıyla Kızılcık'tan olur. Bunu şimdi ben ölçüsünü bilmediğim için 30 santime kesmişim. Sen Cey abi dedik ki 40 santime kessen daha iyi yani olur. Bir garaj tuttum, bir garajı geçik. 30 santim var. Ama gene idare eder dedi. Şimdi ben bunu da bu kötüydü. Hasan adı güzelin düğününde oradaydık. Hasan almışmış. Hasan'ın orada baktım Kızılcık bunlar İşine dedi. İşine yaradı. Yarama mı? Ola Hasan dedi ben kötünün birini bir versene dedim bizim oğlum. Ne yapacaksın la dedi. İşim var dedi. İşim var onu cüro yapacaksın arkadaş. Al dedi. Şimdi değerli dostlar lafını unutma. Şimdi sepsici yolda bir gargı görse ola der bu kamışların ne sipsi olur der. Sepet, herhalde. Sepetçi bir... Dur o be. Sepetçi, sepetören ustalarımız, üstadlarımız görse gargıyı olan der. Bu gargıdan ne sepet olur der. Bu da curacı deme, hem sipsiz hem curacı. Kötüyü bulmamış olan bu kötükten demiş. ne cüre olur demiş. Marangaz görse evet. Bunda kötükten de ne oturak olur der. Yani evet, herkes evet. İşine yani, ne yarayacaksa öyle görüyor. Cura çalmasını bilmem ben. Ama cura çalmasını da çok seviyorum. Sesini seviyorum. Sesini seviyorum. Sipsiyle curayın sesini çok severim. Şimdi orada gözüme yaradı. 18 yaşındayken bir tane cura oydum ben. Bak 18 yaşında. Dur, o cura asker, nerede? Bu orada asker, mı cura? O arabada o. Arabada. 18 yaşında oyduydum. Dura bak ben 60 yaşına girdim. Daha geçen sene Hasan Gazi adı güzel bizim. Gazi adı güzelle şeye Aydın'a gittik. Hasan Usta'nın oraya. Orada kurt taktırdım. Kapak taktırdım. Neyse bak, oldu. Neyse o. Kızılcık olduğu için değil mi? Tabii canım. Şimdi değerli dostlar. Bu Kızılcık. Şimdi İsmet amcama soracağın şenceye mi yok? Bu Kızılcık'tan ayrı ne olur? Ayrı susak olur. Mis gibi kokar değil mi su içerken? Kızılcık'tan susak olur. Ya dur o susak neyi değerli dostlarımız, değerli izleyenlerimiz susak neyi diye soracağız. Şimdi, şimdi orada duralım. Şimdi bilen vardır bilmeyen vardır. Eski insanlarımız köy işlerini çeşmeler yaylalarda yaptırırdı. Yaylalarda sahillerde köy işlerini çeşmeler yaptırırdı. Evlerde su olmadığı için şebeke suyu olmadığı için köylü o çeşmenin başına gider, kapını, kacağını, suyunu doldurur, aşım evine gelir, yemeğini pişirir, bulaşını yıkar, suyu irinir, yün gelir, ondan sonra yüner yani, keceğini, ebunu, kubunu yıkar, temel ihtiyaçlarını çeşmeden gideriydi. O çeşmenin başında da Kızılcık'tan veyahut da Kızıl Ardıç'tan susak olurdu. Susak demek, su içtiğin tas yatağı. Tas yatağı. Yani ağaçtan oyma susak, ondan su içilirdi. Yani susak odur. Kızılcık'tan olursa da Kızılcık susağından suyu içtin diye mis gibice kokar. Evet, evet. Değil evet, mi? Evet. Ayrı ne olur? Ayrı, bundan ayrı ne olur? Katran olur. Ya katran da olur tabii canım. Bunu kaynatıyorsun değil mi? Şimdi Kızılcık katranı ayrı. Çam katranı ayrıdır. Az çıkar ama çok değerlidir. Değerli dostlar. Çamdan değerlidir yani bunun katranı. O zaman doğa insanların her türlü temel ihtiyaçlarını karşılayan bir anamız. Anamıza sahip çıkacağız. Şimdi gene Kızılcık konuyu getireceğim. Ormanımız bizim her şeyimiz. Aldığımız nefesimiz. Ormanımızda bu mevsimde şu anda mantar yani enleme. Ötek adıyla çıntar çıkıyor. Evet. Ola görüyor onu önüne ileğini dolduruyor mantarın. Feyiz atıyor. Ne görüyor attığında mantarın sapını dalmış. İzleyen tüm dostlarımıza söylüyorum. O mantarı topraktan aldınız. Sapını kesin. Sapını kökünü alın. İsmail'im. Sapını bak, alın. İsmail'im. O toprağın aldığı yere atın. Kökünü İsmail'im. Geçti, kökünü bıçakla kes. Bunu deyin yani. Kökünü bıçakla kes. Daha güzel. Sapını dedim yanlış anlaşılır. Kökünü orada kalması lazım. Yani onun kök orada kalması lazım olarak ki orada o kökü kurtlar yesin. Orada bir maya oluşsun. Seneye gene oradan çıntarı yiyin. Mantarı yiyin. Siz her gün kökünü kökler giderseniz bu sefer ne olur? Bu dünyada hiçbir şey sonsuza kadar var olacak diye bir şey yok. Bir gün mantar da bitecek. Nasıl önceki bizim bugünümüze gelmeyen kekrik bitiyor. Doğru mu? Evet. Evet. Doğada mesela bazı canlılarımızın nesli tükeniyor. Yetişen ağaçlarımız da önümüzde kuraklık var. Neden yapacağız? Doğaya sahip çıkacağız ki biz yaşayabilelim. O zaman
En basit örneğinden mantarın dibini, kökünü toprakta bırakacağız. Öyle olacağız. Yani doğayı katletmeyeceğiz. Evet, evet. Doğa bizim yaşadığımız sürece her türlü varlığı şeyimizi, ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Şimdi buna gelin. Gene. Evet. Bu katıra neye yarayır? Başka? Geçilere sürülüyor değil mi bunlar? Bu katıran bak. Bu katıran bazı hastalıklara da yarayır. Ama hastalıklar hangisine yaradığını ben bilmiyorum tabii. Ya ben geçiye koyuna getireceğin işi. O geçiye koyuna mesela şimdi yılan gelmesin diye. Kene gelmesin diye. Kene gelmesin diye. Hayvanların özel yerlerine, öyle alanda olan, kılsız olan yerlerine sürülür katıran. Ayaklarına, arka tarafına, mesela meme tarafına, hani yılan mesela şimdi yazın çok olur. Emiyor. Emiyor. Yılan emer mesela malların mazı. Sığır olur, inek olur mesela. Geçi olur. Bunları bazı yılanlar emer. Öyle. Emmemesi için de katran çaldın mıydı? Katranın kokusuna da yılan gelmez. Evet olur. Bu arada bir 40-50 yıllık tecrübe var atalarından. Evet. İsmet amcam yıllarca çobancılık yapmış Gaydağ'ında. 17-18 sene çobancılık yaptım. Yani Gaydağ'ında babam rahmetli gille de yaptın ya. Evet onlar beraber bak annenle, babanla, Hüseyin abinle. Bunlarla biz bir yerde çobancılık yaptık yani bir yerde güttük şey yaptık. Yani tecrübe burada evet. Bu tecrübeler de izleyen dostlarımıza aktarıyor. Şimdi türküyle yine devam edeceğiz. Şimdi ne çalacağız sen? Gönlün ne geçiyor şimdi Cem'ciğim? Şimdi gönlümden benim şu geçiyor. Komşuda kızına zapt eyle, oğlum bize aşıktır. Şurada gelin ne diyorum, ora gelin ne diyorum. Söylüyorum söylemiyorum, daha da bana ne diyorum. Ora gelin ne diyorum, söylüyorum söylemiyorum. Daha da sen bana ne diyorum. Karşıda koyun koza, koyuna verin doza. Karşıda koyun koza, koyuna verin doza. Koyunda dozo neylesi, bekara verin kızım. Şurada gelin ne diyorum, burada gelin ne diyorum. Söylüyorum söylemiyorum, daha da bana ne diyorsun? Ora gelin ne diyorsun? Söylüyorum söylemiyorum, daha da bana ne diyorsun? Şencin hocamın içinin güzelliği, sazının
terine ya gerçekten yansıyor. Bir insanın içi neyse dışı o. Yani öyle bir insansın. Aynı, gerçekten. Aynı İsmail'im. Aynı İsmail'im. Şimdi, İyi ki seni tanımışız yani. Bak dostlarımız lafını böldüm. Karaçolu Gönüller Derneği'nde canlı yayın yaptığımız dönemlerde biz tanıştık Şencey amcamla. Evet. Hatta 3-4 tane programımıza geldi. Biz çok ısındık birbirimize. Çünkü ben hep şunu söylerim. Müzik çalan insanlar birbirini hiç dünyada görmemiş olsa bile ilk gördüğünde sanki 20 sene, 30 seneden arkadaşmış gibi hisseder. Evet, evet. Doğru mu Şencey amca? Şimdi İsmail'im bak söz hakkı verdin, teşekkür ederim. Bak ben bu türkü şeyleri, curuları, sazları ve ben dedelerimden bunu gördüm. Bana bunu gösteren olmadı. Bazı üstadlarımızın yanına vardığımda şu gördüğün sazın ayarını göstermedi bana. Perdesi şu demedi. Ama şimdi bak bir dostlarımın çocukları benim yanıma gelse dese ki Şencey amca şu türküyü çalıver dese bu çocukmuş. Bilmem ula bu kimmiş demem. Otururum bu çocuğun, o kardeşimin gönlünü alırım. Çünkü neden dersen, bu nesili, bak şimdi bir tane kardeşimizin ben çocuğuna bedava bir tane saz verdim. Çocuğa şöyle baktım. Olacak. Çocuğun içinden bir şey geliyor. Çocuk tak ediyor. Evet. Babası diyor ki, çocuğa çok para. Ya dediğim saz da bak, dediğim saz da 600 lira. Çok para. Ben bunu fark ettim. Çocuğu baskı altına alıyor. Bir dakika dur kardeşim dedim. Benim bu gördüğün sazın maliyeti bana dedim. 150-200 lira dedim. Bu maliyet ben önemli değil. Senin için değil. Bu çocuğun bu şeyinden dolayı. İsteğinden dolayı. Amca bu sazı sana veriyorum dedim mi? Devam et. Çocuk var ya. Amca bana dedi. Teşekkür ederim dedi. Ya. Ölünceye kadar unutmaz. Evet, ölünceye dek unutmaz. Bir de kardeşim bak şimdi şunu söylüyorum. Program esnasında konuşmuyorum. Bugün çocuklarımızın eline 3 milyar, 4 milyar verip telefonu veriyoruz. Çocuklarımızı bu telefona bağlıyoruz. Şimdi ya 500 liraya, 600 liraya şu sazı verseler de, kültürümüzü geliştirseler, alıverseler de daha iyi olmaz mı İsmail? Aynen öyle. Şimdi avara insan, avara çocuk, sokağa seyidir. Evet. Sen bu sokağa seyideceğine, affedersin yanlış anlamayın. Yani başıboş gezeceğine, nerede ne yaptığını bilemeyeceğin hale geleceğine. Ya eline bir enstrüman vereceksin, çocuğu bağlayacaksın bir tarafa. Evet. Ya sosyal eğitim alacak, halk eğitimlere salıp farklı alanlarda el sanatları öğrettireceksin. Yani boş bırakmayacaksın. Evet. Ama hani öbür türlü olmuyor yani. Aynı. Şimdi velhasıl kelam şimdi üzün lafın kısacası şu. Çocuklarımızı arkadaşlar sanata yönlendirelim. Bir telefon verip de medyayla bazı kişilerin kurbanı yapmayalım çocuklarımızı. Evet. Hepsi ihtiyacı ama dozunda. Ya tabii. Dozunda ihtiyaç. Şimdi tamam onu öğrensin ama sabah o çocuk odasına giriyor. Akşama dekli elinde telefon. Ya oyun oynuyor. Ya şimdi tamam oynasın oynamasın değil de o göze yazık. O şeye yazık değil mi kardeşim ya? Evet, evet. Şimdi buna dikkat edelim. Çocuklarımızı sanata öğretelim. Ve sanatla devam etsinler. Yani ve uzun lafın kısası durum bu İsmail'im. Yaş kaç oldu? Amca yaş 58. 58. Ömür ne al geçti? Şimdi ömür şöyle geçti. Bak kısaca anlatayım sana. Bir bardak suyun yere dökülüp de toprağın çektiği kadar geçti. Yani bir bardak su yere döktüğünde ne kadar durar? Durmaz ki. Hah. İşte benim ömrüm böyle geçti. Kanca durar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Durmaz bile. Şimdi böyle geçti İsmail'im. Şimdi bu ömrün bak bu ömrün böyle geçtiğini kimse bilmiyor. Ben yaşadığım için biliyorum. Ah gençliğim diyorum. Genç olsan yapsam dediğin şeyi çok değil mi? Sen ne diyorsun İsmail'im? Sen ne diyorsun İsmail? Yaş ile yaş kocayır. Beden kocayır mı? Gönül kocayır mı? Gönül kocamar. Kocarım biri bana öyle dedi de. Hayır. Gönül kocamıyor değil mi? Gönül kesinlikle İsmail'im kocamıyor. Beden kocayıyor. Beden kocayıyor ama gönül kocamıyor. Neden gönül kocamıyor biliyor musun? Şimdi şöyle. Ya İsmail şimdi evveli dedem rahmetlik derdi ki oğlum ırlatma çalıyı ökündürme deliği derdi.
yeşil yaylalar mı, mor mor kekik mi? Bizim yaylalarımız mor mor kekik mi? Yaylalar o, yaylalar o, yaylalar o. Güzelleri vardır yar yar sırmada melekli. Yaylalar o, yaylalar o. Oğlanları vardır yar yar kırmada boyuklu. Yaylalar o. Haydi Sıfır amca. Bizim yaylalarımız ardıcılıklı. Bizim yaylalarımız ardıcılıklı. Yaylalar o, yaylalar o, yaylalar o. Güzelleri vardır yar yar sırmada melekli. Yaylalar o, yaylalar o, yaylalar o, yaylalar o. Çobanın gavalı gedi aşkı. Çobanın gavalı gedi aşkı. Yaylalar o, yaylalar o, yaylalar o. Gediye varmadan yar yar yol ayrı düştü. Yaylalar o, yaylalar o, yaylalar o, yaylalar o, yaylalar o. Sağ olun, var olun. Emezciklerinize, ellerinize, yollarınıza sağlık. Şimdi, gün yavaşça eğiliyor. Evet. Ne demiş atalarımız? Evet. Öğlenden sonra gün uzamaz demiş. Ha. Evet, doğru. İsmail, şimdi, bak şimdi, Sencer abiye dedin, bana dedin. Aklıma elen başıma geldi. Çok güzel bak. Şimdi sıra sana geldi. Ben de zaten denecektim. Ne zaman kurcalayacaklar diye bekliyorum. Davrandın. Şimdi, çok güzel bir şey. Şimdi. Hadi bizim gençliğimizde bir sevdiğimiz vardı. Senin gençliğinde sevdiğin yok mu hiç? Olma mı? Nasıl geçti bu işler? Şimdi bu işler ne yap biliyor musun? Ben ilk sevdiğimi... Evet. Seni seviyorum diye yüzüne bir yol diyemedim. Ha, bir yol diyemedin. Ha. Öyle kocaya gitti. Sevdim oturdum. Ya, bir tanecik böyle kesmek yok. Öyle değil canım. Şimdi sen yolun kestirmene geldi. Azıcık detayı vardı. Vardı canım. Kurcalarınız da ne yap biliyor musun? Ya çocuklukta tabii dediğinizde sevmeyen olmaz. Ben de sevdim. Çok sevdim. Ha, önümden gelse dün ahiret bacımdır. Evet. Başımın üstünde yeri vardır. Evet, benden yeri bambaşkadır. Hep aynı. Benden yeri bambaşkadır. Sevdik. Ama dediğin gibi yüzüne bir yol seni seviyorum diyemedim. Abi yol diyemedin yüzüne. Yüzüne diyemedim. Ana. O biliyor, ben de biliyorum. O mesela konuşuyoruz, mesela arkadaşız. Onu, ben ona ilgi duyduğum biliyor. Ben ona ilgi duydum. Ama o cesaret olmadı hiç. Bir iki yol mektuplaştık o zaman. Böyle güzel mektup yaptık. Ben ona verdim. O bana verdi. He. Mektubun üstünü pullamış, öyle zarflamış. Orasına bir kalp yapmış. Oho. Güzel güzel yazılar yazmış. He. Ya işte ne diyen? Yok yani öyle geldi. Ama öyle neden, geçti. Neden olmadı? Neden olmadı? Çok güzel bir soru. Arkadaş, azıcık benim tembelliğimden herhalde. Ya azıcık onun tembelliğinden
öyle geldi geçti, geldi geçti. Azıcık da bizde garibanlık var biliyor musun? He. Bir şey yok, geldi yok, avuçta yok. Yanlış anlamam, ben o zaman sevdiğimde 4. 5. sınıf, 3. sınıf, ben 2. sınıftayım. Elinde onluk yiyorsun, büyün okulun önündeyin. Bravo, artık öldüm kaldım bilmem, bir öğretmen vardı. Adı neydi ya, Zübeyde miydi sen? Yaşlı bir öğretmendi o zaman. Dedim ki öğretmen kız da orada yanımda harbin dibinde oturuyor okulun önünde. Öğretmenim günaydın dedim. Bir esas duruşa geçtim. Benim don düştü aşağıya. Elim verdi don. Kaç dakika kadar orada kemer yok, bir şey yok. Babacı elden, don elden, keçek elden. Evet, evet. Işte, herkes bana güldü. Mesela o zaman çocukluk ama çocuk da olsan tabii böyle bir duruma düştüğünde alay ediyorlar. Veyahut da hani o gözle görünüyor. Şimdi, böyle durumlara düştük. Yani azıcık benim tembelliğimden dediğim, azıcık onun tembelliğinden biz bu şeyi ilerledemedik. O çocukluk aşkı. Hı. O okulda ama aşk. Hiç unutmam. O okulda aşkı, çocukluk aşkı denir ona. Yani gençliğinde şimdi gençliğinde sevdiğin bir kızın. İsmet abi. Evet. Şimdi bunu fazla sıkıştırmayalım biz. Az değinmeyecek gibi geliyor bana. Bu gizli kapak tutuyor. Ahlatın başındayım. 13-14 yaşındayım. Kınamayın dostlar, bir kızın peşindeyim. Ağzından bal damlıyor değerli dostlar. Dinleyelim Şence ustamızı. Muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Haray Şence. Kurtulsun yani. Kurtardı beni. Ben de teşekkür ederim. Bir programın daha yavaşça sonuna geliyoruz. Ben son sözü şöyle Şencay Usta'ma vereceğim ve son türküsünü ondan alacağım. Sizlere veda edeceğiz yavaşça. Şencay amca. Evet. Şimdi erkenden yola çıktık, geldik. Gün dinleniyor. Karanlık oluyor daha maşında. Daha eve gideceğiz. Evet. Şöyle izleyen dostlarımıza şöyle gönülden, yürekten
Ne söylemek istersin? Onlara mesajın nedir? Şimdi çok güzel bir konuya değindin. Çeşme kurban olam senin taşına. Morfistanlım gelmez oldu başıma diye bir türkümüz var. Bu eski türküdür ama yine de kulaktan kulağa damara basacak bir türküdür. Bizler tekrardan bizleri ağırladığınız için sizlere teşekkür ederiz. Ben de teşekkür sağ ederim. Sağ olun, var olun İsmet amca. Sana da ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizleri kırmadın, geldin buralara. Sağ ol. Değerli dostlar, yapımcımız Beş Kızların Sesi sahibi Ulaş Ece kardeşimize sonsuz teşekkür ederiz. Ayrıca bizim burada ağırlayan abimiz, isminiz neydi? Ayan. Ayan Söğüt. Ayan Söğüt abimize ayrıca teşekkür ederiz. Bizleri ağırladılar, çay kahve dediğin gibi daha maşında canım. İçeceksin de bu arada. Tabii ki. Elimizden gelecek güzel bir program çıkarmaya çalıştık. Bizi izleyin, bizimle kalın. Hoşça kalın diyelim. İsmail Peynirci ile Yöre Ezgileri bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyoruz. Canı yürekten, gönülden. Hoşça kalın, dostça kalın değerli dostlar. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz. Vururum diye
hiç aklıma gelmezdi. Ölürüm diye, ölümdür Allah'ım, ayrılık vermem. Hiç aklıma gelmezdi. Ölürüm diye, ölümdür Allah'ım, ayrılık vermem. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Ormanların aşarım, ağlar gezerim. Nazlı yarın kaybettim, ağlar gezerim.